Bu karanlıktan çıkaracağız. Bakın karanlıktan çıktıkları vakit konuşalım bunu tekrar. Nazlı Ilıcak bu konuşmayı 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden sadece 2 gün önce yapıyordu. Çıkacaklar, buna inansınlar dedikleri de 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası cezaevine konulan FETÖ'cülerdi. Yani inansınlar bir kere çıkacaklar ve bu mücadele sayesinde çıkacaklar. Yani hepimiz susup otursak, hepimiz kendimizi çaresiz hissetsek o zaman hedefe varamaz. Ilıcak ve Altan kardeşler FETÖ'nün medya kanalı 15 Temmuz sonrası kapatılan Can Erzincan TV'de sık sık FETÖ'nün propagandasını yapıyor, darbeye ima ediyordu. Türkiye El-Nusra'ya silah gönderdik konuşması var. Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her neyse Erdoğan bugün aynı kararları vererek o yolları teker teker açıyor. Bu bir gaflettir ve Türkiye devletinin içinde de muhtemelen bütün bu gelişmeleri dış dünyadan daha fazla belgeleyen, izleyen bir başka da yapı var. Yani onun ne zaman torbadan yüzünü çıkaracağı, nasıl çıkacağı da belli değil. Ilıcak ve Altan kardeşler kanal kanal gezip FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya çalışıyordu. Paralelin tarifi ne? Hukuktaki karşılığı ne? Bu AKP'nin uydurduğu ve kendi kızdığı her adamı, her insanı, her müesseseyi içine koyabileceği bir torba. Altan kardeşler Taraf gazetesinin operasyon haberlerinde de yine başroldeydi. Sadece yazıları ve televizyon konuşmalarıyla değil, buldukları her ortamda FETÖ'nün kalemşörlüğüne soyundular. Ancak 15 Temmuz darbesinde FETÖ'cüler milletin tokadını yiyince güvendikleri dağlara kar yağdı. Ve şimdi ömürleri cezaevinde tükenecek.